BTC Haber TV'den selamlar. Bugün Vitalik Buterin kimdir diye soracağız ve ayrıca kripto paraların son durumlarını insanlara soracağız. Yorumlarını isteyeceğiz. Yani kısaca siz ne dersiniz diyeceğiz onlara. Haydi başlıyoruz. Bir soru soracağım. Vitalik Buterin sizce kim olabilir? Anlayamadım ki. Vitalik Buterin sizce kim olabilir? Yine anlamadım ya. Yeşil yorum biraz bana. Vitalik Buterin sence kimdir abi? Vallahi onu bilemiyorum hocam be. Ya kim olabilir? Kripto parayla alakalı desem. Vallahi onu nasıl söyleyeyim ben sana? Onu bilemem ki. kripto parayla ilgili. Onu İçişleri Bakanı'na sormak lazım be. Kripto paraların son durumu hakkında senden bir yorum istesem. Yani biliyorsunuz ki Inside Trading hakkında falan çok büyük spekülasyonlar oldu. Ve bununla ilgili kesinlikle bir yaptırım olacaktır ki Amerika'nın faiziyle ilgili bir açıklama olacağı falan söyleniyor. Bunun ben coinler üzerinde negatif etkisi olacağını düşünüyorum net bir şekilde. Ki zaten şu anda da yaşadık. Tekrardan bir yükselişin ardından sert düşüş açıp hatta ondan sonra bir long bir shortları patlatacak şekilde bir trading gerçekleşti. Bunu da biliyorsunuzdur. Bundan dolayı şu an için birazcık ortalarda olduğunu ama gelecekte de devam edeceğine inanıyorum. Çünkü bu aslında merkeziyetçi olmayan bir sistem. Bir nevi bir devrimdi. Ki öyle de devam ediyordu. İnsanlar bunu yatırım aracı olarak gördü. Yatırımlarını yapıyorlar. Ama sonuçta çok büyük yani güç sahipleri bunu istedikleri gibi şu an manipüle edebileceklerine inanıyor ki Senato'da da geçen gün SEC başkanı ile konuşurken bir tane kadın ismini tam hatırlamıyorum. Bununla ilgili açıklamalar yapmıştı yani. Bundan dolayı şu an için kısa vadede belki de bir düşüş ama uzun vadede kullanılmaya kesinlikle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü mesela Türkiye'de PayPal kapatıldı ve ben şu an bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama ben mesela şu an bir freelance iş yaptığımda yurt dışına Ethereum'la ödeme alıyorum ve yaklaşık 30 saniyede benim hesabıma geçiyor. Harika bir şey. Yani o yüzden bunun kesinlikle önüne geçebileceklerini pek zannetmiyorum. Ha vergilendirmek konusunda ne düşünürler onu bilmiyorum ama öncelikle bir PayPal'ın önünü kapatmamamız gerekiyordu. Biz de bu yollardan devam ederiz. Şimdi mesela ben yurt dışından alım yaptığım zaman 30 saniye içerisinde yolluyorum. Mis gibi bir teknoloji yani. Yani blockchain sistemi devrim niteliğinde bir gelişmeydi benim için. Aynı şey NFT için söyleyemem ama neden? Bilmiyorum. Ya ben bilgisayar mühendisiyim. NFT'leri çok sevmiyor musun? Aynen çok ısınamadım. Neden ısınamadın böyle? Şimdi NFT dediğimiz şey biliyorsunuz ki tekil bir image yani. Evet, yani. Evet. Şimdi bana diyorlar ki Mona Lisa'nın tablosunu alabiliyorsun, alamıyorsun. Yok bilmem ulan o Mona Lisa'nın tablosuyla. Ya kusura bakmayın da şimdi NFT'ler bir mi? Ben mesela girip $15 vererek kendim bir NFT oluşturabiliyorum. Ki ben çok ünlü birisi olsaydım ki kimdi o? Şimdi siyahi bir Amerikalı vardı. KSI kendi NFT'lerini pumplayıp çok yüksek fiyattan satıp akabinde adamın çok ucuzdan o NFT'leri satmasıyla dalga geçti yani bunu. Mesela çok ya bunlarla ilgili de çok spekülasyonlar olabilir. Bilemiyorum. Anladım. Yani, öncelikle SEC'in bir açıklamasına bakmak lazım. Acaba varlık olarak görecekler mi görmeyecekler mi ki ama $63 milyon bir alıcı oldu biliyorsunuz NFT'den. Evet. Yani bunlar çok büyük rakamlar. Ha, tabii bu piyasayı pamplamak için de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Anladım. Yani şu anda ilk defa duyuyorum bu ismi. Kripto paralarla ilgili bir arkadaş mı bu? Kripto paralara karşı olan birisi mi? Tam tersi. Tam tersi. Kripto paraları çıkartan birisi diyebiliriz. Evet. Hani Bitcoin ile alakalı, kripto parayla alakalı desem ne çıkabilir? Meğer mantık yürütsek. Herhalde Ethereum mu? Abi var ya harika oldu bu. Teşekkür ederim. Vitalik Buterin sence kim olabilir abi? Vitali? Vitalik Buterin. İtalyan ismi gibi geldi bana. Yani şöyle gösteresem sana BTC Haber diye bir mantık yürütsek bununla alakalı desem. Vallahi bir şey düşünemiyorum. Haber kanalı. Yok. BTC'ye dikkat ederim abi. BTC ne biliyor musun? Bitici. BTC Bitcoin demek abi. Ha, Bitcoin ha. Onunla alakalı bir isim kim olabilir sence? Kısaltma isim falan mı? Yok bir kişi. Kişi. Vitalik Buterin bir kişi. Ama kim olabilir sence? Hiç tahmin edemeyeceğim vallahi. Yabancı bir isim mi? Evet yabancı yabancı. Yabancı bir isim. Yabancı biri. Abi şöyle bir mantık yürütelim o zaman seninle. Birinci kripto para Bitcoin. Para biliyorum, tamam, tamam Bitcoin. Biliyorum. İkinci bir para daha var. İkinci en büyük para. Onun kurucusu. O ikinci kripto para ne? Bitcoin haricinde. Bir tane daha vardı ya yok. Evet abi aklını okuyabiliyorum şu an. Çok yakınız. Abi kopya ver ya. Vallahi aklımda bir tane vardı ama. E ile başlıyor abi. Çok kötü bir yerden gireceğim ama şimdi. Adana kebap neyden yapılır? Pima. Hayır. Baharat ne? Hayır. Başka ana şey nedir Adana kebabın? Et. Evet et. Devamı. Et coin. Biteli.
Sizce Vitalik Buterin kimdir? Vitalin Utelin mi? Vitalik Buterin sence kimdir? Kimdir? Bilmiyorum. Ben soruyorum. Vitalin Buterin mi? Genellikle Adanalılar soruyla cevap verir ama. Evet, ben de Amasyalıyım. Ben de Adanalıyım. Memnun oldum. Kripto paraların son durumu hakkında genel bir yorumunu alsam. Şöyle ki, kimse kripto paralar hakkında bir bilgi bilmeyip çoğu kişi kazandığı için bilgisizce yatırım yapıyor. Yatırım olduğunu bile bilmeden kazanmak uğruna. Bilgilenmelerini istiyorum. Eğitim almalarını istiyorum. Kripto paralar gelecekte ekonomide nasıl bir etkisi olur sence? Eğer etkin bir şekilde rol alabilirse tabii ki çok iyi bir etkisi olur. Çünkü dolar, euro gibi paralar değil. Biliyorsunuz ki doların bir arzı yok. Arzı sınırsız. Fakat bitcoin ya da diğer başı çeken altcoinlerin belirli bir arzı var. Tabii belirli bir arzı olunca hani değeri de belirli bir şekilde artıyor. Durum böyle olunca devletler genellikle kripto paralara karşı oluyor. Hani gerekçeleri kara para aklama ya da farklı şeylerin dönmesi gibi gerekçeler sunuyorlar. Fakat bu dolarla da oluyor, euro ile de oluyor. Fark etmiyor. Peki favori kripto paran hangisi desem? Ethereum. Şöyle ki akıllı kontratları var biliyorsunuz. Hani gerek Bitcoin ile kıyasladığınız zaman bazı konularda Bitcoin'den daha önde olduğu oluyor. Bu yüzden tercihim Ethereum. Vitalik Buterin sence kim olabilir? Ethereum kurucusu olabilir mi? Tabii ki de favori kripto parası Ethereum olan birine bu soruyu sormak bence de hataydı. Abi Vitalik Buterin sence kim olabilir? Abi sence bence onca bunca şunca gemiyi parası olan adamlar bulur. Niye diye sorsana. Niye? Evet. Abi biz bir kere hayatımızda Cumhuriyet altını görmedik ki o kriptoyu bulalım. Ama başka bir şey soruyorum. Vitalik Buterin sence kimdir diye. Ne bir tanesidir ya. Tamam abi. Vitalik Buterin sence kim olabilir? Bir dakika biliyordum. Ethereum kurucusu. Buldum. Abla çay döktüm. Vitalik Buterin sence kim olabilir? Bilmiyorum abi. Mantık yürütelim, kim olabilir belki? İsmini bir daha söyler misin? Vitalik Buterin. Abi yürütemiyorum vallahi bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Kripto parayla alakalı desem. Ya başındaki adam falan olabilir diye düşünüyorum. Neyin başındaki? O kripto paranın. O kripto para ne? Abi bilmiyorum işte. Hangi kripto para? Abi çekmeyin. Filozof falan mı acaba? Siyasetçi olabilir mi? Kripto paralar hakkında genel bir yorumunu alsam ne düşünüyorsun kripto paralar hakkında? Şu anda bizim yaşımızdakiler belki o sistemi kullanamaz ama ileride gençlik kullanacak bunu yani. Gençliğimizin önüne atsınlar, kullansınlar. Kağıt para hiç olmasa şey olmaz yani el sürmez yani böyle elden ele dolaşmaz yani. Hem şeyden ağaçlardan tasarruf edersin hem kağıttan tasarruf. Daha güzel yani. Teknik bir şey yani bunlar. Peki gelecekte ekonomide nasıl bir etkisi olur sence? Daha büyük etkisi olur. Daha bir yeni şirketler açılır. İstihdam olur. Peki sen kullanacak mısın? Ya bizim meslekler artık geçti bizden. O da... Niye geçmedi abi ya öyle deme. Gençlik kullansın daha güzel. Gençliğimiz kullansın. Gençliğin önü açılsın. Her şey serbest olsun. Yasak o yasak bu yasak ya. Yasaklarla hiçbir şeye varılmaz. Eğitim önemli çok bu konularda. Altyapıyı çok güzel bir şey ayarlamak lazım. Vitalik Buterin sence kimdir abi? İtalyan bir ismine benziyor ama. Evet yaklaştık. Koca değil mi bu? Bilmiyorum. Kripto parayla alakalı desem? Oo, hiç hakim olmadığım bir konu. Sadece Bitcoin'i biliyorum ama. Peki ikinci bir kripto para var. Dünyanın ikinci en büyük kripto parası. Onun sahibi desem. O kripto para ne desem sonrasında? İkinciydi. Var. Dünyanın ikinci kripto parası. En büyük. Bitcoin. Bitcoin'den sonra Chiliz diye bir değil mi? Değil abi. Bitcoin. Değil. Bitcoin diye de Bitcoin yok abi ya. Vallahi ben... Abi şöyle söyleyeyim sana o zaman yardımcı alayım. Baş harfi E. Edirne'nin E'si. Ethereum. Evet abi. Harika. Teşekkür ederim abicim. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.